Tabii devam eden maddeleri var. 43 maddeden oluşuyor 8. artı paketi. Özellikle buradaki amaç yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması. Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya çıkarmak, yargının hızlandırılmasına yönelik bir takım usulî düzenlemeleri hayata geçirmek, yine Anayasa Mahkemesi'nin süreç içerisinde iptal ettiği usule ilişkin maddeler vardı. Bunların yeniden düzenlenmesine ilişkin maddeler var. Tabii suçla etkin mücadele bakımından, terörle etkin mücadele bakımından da önemli gördüğümüz hususlar var kanun teklifinde. Yine kişisel verilerin korunması ile ilgili vatandaşlarımızın özellikle küresel şirketler artık alışveriş noktasında internetten alışveriş, tüm bunlar tabii ki kişisel verilerin daha hassasiyetle korunmasını gerektiriyor. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin yurt dışına aktarılması noktasındaki özellikle sorumlulukları belirleyen, o şirketlere veri sorumlusu ve onların cezai meydelerini belirleyen önemli düzenlemeler var. Anayasa Mahkemesi'nin Türk Ceza Kanunu'ndaki, Türk Ceza Kanunu'nun hem adi örgütler bakımından, suç örgütleri bakımından hem de terör örgütleri bakımından 220 ve 314. maddeleri var. O maddelerde örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işleyen kişi örgüt üyesi gibi cezalandırılır hükmü vardı. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Bunu bir ağır bir yaptırım olarak gördü. Orantılı bir ceza değil şeklinde bir gerekçeyle iptal söz konusu oldu. Tabii bu iptal sonrasındaki yasal düzenlemeyi gerçekleştirmek gerekiyordu. Çünkü burada terörle mücadelede bir zafiyetin söz konusu olmaması lazım. Bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimiz de sağ olsunlar duyarlı davrandılar ve bir an önce o maddenin düzenlenmesiyle ilgili teklifi genel kurulun gündemine getirdiler. Komisyondan geçtikten sonra da şimdi genel kurulda görüşülüyor. Orada terör örgütü üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işleyenlerin cezasını yeniden belirliyoruz. Anayasa Mahkemesi burada bir belirlilik yok, bir kanunilik ilkesine aykırılık söz konusu olduğunu ifade edince o gerekçeye uygun olarak terör örgütü üyesinin de cezasını belirliyoruz. Eğer örgüt adına suç işlemişse, örgüte üye değilse bile yine örgüt üyesinin cezası ceza kanunumuzda belirli bir şekilde yerini alıyor teklifte. Yine adi örgütler bakımından, çete dediğimiz suç örgütleri bakımından da yine örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemişse nasıl cezalandırılacağına ilişkin normal suç örgütlerinde adi örgütlerde dediğimiz 2,5 yıldan 6 yıla şeklinde silahlı örgütte de terör örgütünde de 5 yıldan 10 yıla şeklinde tabi bunun alt sınırları üst sınırları artırım indirim sebepleri de söz konusu. Uzun yargılamalardan dolayı hak ihlali nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurular vardı. Biz şimdi yeni bir düzenleme yaparak uzun yargılamalardan dolayı ve koruma tedbirleri ceza mahkemesi kapsamında haksız tutuklama, haksız yakalama, beraat ettikten sonra vatandaşlarımızın ben beraat ettim ama gözaltında kaldım, tutuklanmıştım şeklindeki talepleri nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne tazminat talepleri vardı. Bunlarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne gitmeden önce Adalet Bakanlığı'ndaki tazminat komisyonuna başvurmalarını düzenleyen bir kanun teklifimiz var. Teklifin içerisinde böyle bir madde var. Bu durumda da vatandaşlarımızın özellikle Anayasa Mahkemesi'nde uzun süren tazminat talepleri yerine daha çabuk, daha kısa yoldan hakkına kavuşması noktasındaki bir düzenleme, önemli bir düzenleme. Tabii asıl olan yargılamaların uzun sürmemesi. Bu konudaki özellikle çalışmalarımız da devam ediyor. Yargının hızlandırılmasına yönelik hem bu teklifte var hem 9. yargı paketinin de hazırlıklarını neredeyse tamamlıyoruz. Seçimden sonra da 9. yargı paketini gündeme getireceğiz. Orada da yine yargının hızlandırılmasına yönelik yine ceza mahkemesi kanununda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya ve suçla mücadeleye yönelik önemli düzenlemelerimiz olacak, tekliflerimiz olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin takdirlerine bunları sunacağız. Tabii suçla etkin mücadele bakımından özellikle para cezasına çevrilen suçlar bakımından ya da gün para cezası verilmiş sonra hapse dönüşen suçlar bakımından da
caydırıcılığı artırmak için yeni güncelleme yapmamız gerekiyor. Adli para cezalarında da bir artırım söz konusu. Yine usule ilişkin birçok düzenleme var. Kanun yolları, istinaf, itiraz, temyiz yollarında süreler çok karışık. 7 günlük, 8 günlük, 1 haftalık, 15 günlük süreler var. Bu da hem avukatlar açısından hem de vatandaşlarımız açısından bir hak kaybına neden olabiliyor. Dolayısıyla burada yeknesak bir düzenleme yapıyoruz. Tüm itirazlar, istinaf ve kanun yolu, temyiz yoluna başvurularda süre tebliğden itibaren 2 hafta şeklinde düzenleme yapıyoruz. Bazı davalarda tefhim yüze karşı okumayla başlıyordu. Onu da kaldırıyoruz. Artık tebliğden itibaren 2 haftadır bütün kanun yollarında süreler. Bu da karışıklıkları ortadan kaldıracak, sadeleştirmeye yönelik önemli düzenlemeler. Bunun yanı sıra tabii basit yargılama usulüne ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin iptali söz konusuydu ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin. Orada da itiraz yollarında özellikle hak arama yolunu genişleten, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin itirazların istinaf mahkemesine yapılmasına ilişkin. Yine diğer usulü konularda da önemli düzenlemeler var. Yine burada özellikle suç örgütleri ve terör örgütüyle ve teröre finansman sağlayan şirketler bakımından önemli bir düzenleme var bu kanun teklifinde. O da tasarruf mevduatı sigorta fonunun, TMSF'nin kayyum tayin edilebilmesi. Terör örgütleri bakımından bu mümkün ama şimdi onun süresini uzatıyoruz. Adi örgütler bakımından, suç örgütleri bakımından da TMSF'nin terör örgütlerine ve o çetelere, örgütlere finans sağlayan şirketler bakımından ya da mal varlığı bakımından TMSF'nin kayyum tayin edilebilmesiyle ilgili önemli bir düzenlememiz var.